Yarışta burnun kaşınca ne yapıyorsun? Ya şöyle bir durum var. Şu ana kadar hiç kaşınmadı. Umarım kaşınmaz. Ne yaparım bilmiyorum. Bir kere hapşırmıştım. Bayağı bir sıkıntı oluyor. Çünkü hani böyle 280'le giderken falan hapşurunca gözünüz de kapandığı için 300'le giderken bir anda gözünüz kapalı oluyor ve tekrar açıyorsunuz. Tabii orada saniyede kaç metre gittiğinizi düşünürseniz çok korkunçtu yani. Hapşırmamak için kendinizi zor tutun. Bir daha da hapşırmadım. Bir daha da hapşırmayı planlamıyorum. Abi hiç radar cezası yedim mi? Çok yakın bir zamana kadar hiç yememiştim ve bayağı övünüyordum bununla ama geçen yaz yedim maalesef. Ve 122 ile gittiğim için ceza yedim. Biraz talihsiz oldu. İzmir yolundaydı ama yeni otobanda değil, o eski yoldaydı. Daha böyle izleye izleye gidiyordum. Radar direkt yolun kenarında duruyormuş ve hız limiti 120'den 110'a inmiş. Ve %10 da baraj olduğu için aslında 110'un üstüne 121 oluyor. Ben 122 ile gidiyorum diye ceza yedim 1 kilometreden. Ama ne yapalım, o da oluyormuş. Hemen babamı aradım. Dedim ki baba ilk radar cezamı yedim dedim. O da gülüyordu bana. Başta bir Allah Allah ben de, çünkü böyle ne bileyim 200 ile falan yakalandım sandı. Yani. Dedim 122 ile gidiyordum baba. Sakindim yani. Formula'nın sürdüğün araç dışında at yarışından farkı var mı sence? Ciddi cevap bekliyorum. Valla ciddi olmak gerekirse var. Hani birkaç beygir daha fazlamız var. Onun dışında işin teknoloji kısmı da devreye giriyor. Hayvanlarla yarışmıyoruz. Biz teknolojik aletlerle yarışıyoruz ama güzel soruymuş. Özünde bir kişi kazanmaya çalışıyor ikisini. Öncelikle hoş geldin Cem, hoş bulduk. Yıllardır merak ederim, formül aracını sürerken o hızlarda insan neler düşünüyor veya bir şey düşünebiliyor mu? Vay, inanılmaz bir hız gerçekten. Hani eğer Star Trek filmini izlediyseniz, ki izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Işık hızına çıkıldığında yanda böyle bir ne bileyim warp açılıyor ve yandaki hiçbir şeyi göremiyorsunuz. Ya bizde de aynen o süratte o kadar yüksek hızlı, yüksek çabuk ivmeleniyoruz ki yani şöyle diyeyim. Sıfırdan 100'e değil, sıfırdan 200'e 6 saniyenin altında hızlanıyoruz. Yani yaklaşık 5.9 saniyede hızlanıyoruz. Gaza bastığınız anda etrafınızdaki her şey zaten bir anda buğulu görüyorsunuz. Bütün bu tarafınız. Sadece önde gördüğünüz küçük bir kısım gözünüz mesela fokuslanabiliyor. O yüzden hani bir şey düşünebiliyor muyuz? Düşünmek zorundayız. Zorundayız çünkü bunu yaparken aynı zamanda farklı farklı stratejilerle uğraşıyoruz. Cem hoş geldin. Seni uzun süredir yakından takip eden ve destekleyen biri olarak seni tebrik ediyorum. Ve bu şekilde devam etmeni yürekten diliyorum. İnanılmaz bir başarı. Sen de farkındasındır. F2'ye geçtiğinde F1 resmi sayfası seninle doldu. İnanılmaz bir ilgi var. Öncelikle teşekkür ederim. Evet. Formül 2'ye başlayışın biraz talihsiz oldu. Sebebini neye bağlıyorsun? Araca mı alışamadın? Heyecanlandın mı yoksa gerçekten nazar mı? Ya şöyle, aslında hani ilk yarış bizim için gayet güzel geçti. O yüzden hani başta bir talihsizlik yoktu. Tabii ki motorsporları yani kaza oluyor. Biraz nazar diyelim ama tabii ki oluyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Ama çok güzel başladı. Şimdi önlü devam edeceğinden eminim. Daha iyi olması için uğraşıyoruz. Merhaba, iyi bir aile desteği olmadan F1 pilotu olunabilir mi? Evet, herkesin sorduğu soru. Yani şöyle bir durum var, maalesef şu ana kadar hele son dönemde gelen pilotların hepsi iyi bir aileden geliyor. Hatta iyi bir aileden değil, genelde milyarder çocukların ailelerinden geliyorlar. O yüzden aslında biz de biraz bunu kırmaya çalışıyoruz. Olunabilir mi? Biz de onu öğrenmeye çalışıyoruz, onun için uğraşıyoruz. Ama olunabilir bence. Ek sözlüğe hoş geldin, hoş bulduk. Bugün Formula 1'de yarışacak olsan hangi takımda, hangi pilotun takım arkadaşı olmak isterdin? Şöyle bir durum var. Sadece 10 takım ve 20 pilotun oluştuğu bir spordan bahsediyorsunuz. Açıkçası takım hiç seçmezdim gibi geliyor. İlk takım çok önemli ama asıl olay Formula 1'e giriş. O yüzden hangi takımda oldum, hangi kime karşı yarıştım, kimin takım arkadaşı oldum hiç umurumda olmazdı. Selam Cem, hoş geldin. Öncelikle başarılar dilerim. Umarım en yakın zamanda F1'de görürüz seni. Teşekkür ederim inşallah. Soruma geçecek olursam, simülatör ile gerçek arasında aman aman fark var mı? 10 yıldır Euro Truck Simulator 2 oynuyorum. Eğer yok dersen kredi çekip tır alacağım. Vallahi teknolojinin gelişmesiyle beraber inanın gittikçe farklar kapanıyor. Ama böyle bir yatırım için bence doğru kaynak ben değilim. O yüzden başkalarına danışıp almanızı tavsiye ederim. Merhabalar, bu sene itibariyle ve biraz da Netflix Drive to Survive etkisiyle Formula izlemeye başlayan bir spor sever olarak Formula 1 markası altında da ülkemizi temsil edecek bir pilot görmeyi temenni ediyorum. Yakın orta vadede böyle bir durum mümkün müdür ve bu hedefe en yakın kişi olarak sizin görüşünüz nedir? Evet, son zamanlarda hani dünyada da Formula 1'in izleyicisi çok arttı ama özellikle Türkiye'de inanılmaz arttı. Tabii ki hani sporu sporcu da sevdiriyor bizim ülkemizde. O yüzden hani bu ilginin artması ya beni de çok şaşırttı. Bu kadar kişiye ulaşacağını beklemiyordum. Bence kesinlikle mümkündür. Mümkün olmasa zaten bu konumda olamazdım. Bu konuma yakın bile olamazdım. Sadece biraz daha sabır gerekiyor. Daha aslında yeni başladık. O yüzden inşallah güzel günler göreceğiz. Cem Büyükbaşı kim? Ya Cem Büyükbaşı 24 yaşında Formula 2 pilotuyum. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk Formula 2 pilotuyum. Dünyada da e-spordan çıkıp Formula 2'ye yükselen ilk ve tek pilotum.
Öncelikle başarının devamını dilerim. Bu kadar çok kaza yaşamanın sebebi konsantrasyon eksikliği mi yoksa araçlardaki sıkıntı mı? Yüreğim burnumda izliyorum seni her seferinde. Ya şöyle aslında son zamanlarda bu çok kaza gündeme geldi fakat bakarsanız hani 2019'dan beri yarışım, 2019'un sonundan beri şu ana kadar 2 kazam oldu. Çok şükür daha fazlası olmasın. Ama hani şu an kazayla gündeme geliyorum fakat aslında bu 3 yıllık dönemde sadece 2 kazam var. Sadece üst üste olduğu için biraz talihsiz oldu. Yani araçlardaki sıkıntı mı? Hayır. Konsantrasyon eksikliği mi? Hayır tabii. Ya bu motor sporları her yarış çok kaza oluyor. Daha geçen hafta İtalya'da bir yarış vardı. 5-6 kişi tek başına kaza yaptı. Maalesef oluyor. Her kazadan da öğreniyoruz. Alışmaya çalışıyoruz. Üstüne koyacağız. Daha çok kaza yapmamaya çalışacağız. Hoş geldin Cem. Formül hakkında bilgisi olmayan birisi konuya nereden ve nasıl başlamalı? Tavsiye ettiğin YouTube kanalları, içerikler vesaire varsa bizimle paylaşır mısın? Bence aslında hani konunun en iyi anlatan Netflix'in belgeseli Drive to Survive. Bence hani zaten çok kişi o belgeselle diyeyim ya da diziyle diyeyim spora giriş yaptı. İlk onu izlemeni öneririm. Çok güzel, çok keyifli. Sonra devamında tabii ki YouTube kanalları da olur, yarışlar da olur ama yarışları anlamak için bence ilk o Drive to Survive'ı izlemek çok güzel başlangıç. E-spordan F2'ye geçtiğinde araba sürüşü dışında seni en çok zorlayan ne oldu? İkinci soru Schumacher mi Hamilton mı? En çok zorlayan şöyle aslında, işin fiziksel kısmı çok ayrı. Yani baktığınızda frenlemede 5G kuvvetlere kadar maruz kalıyorsunuz. Yani vücudunuzu aslında şekilden şekle değiştirebilecek kuvvetler içinde yarışıyorsunuz bir saat boyunca. Fiziksel kısmı çok ağır. Ona alışmanız gerekiyor. Şu anda güzel bir şekilde alıştığımı düşünüyorum. Ama aynı zamanda işin strateji kısmı. Yarışırken direksiyonda bir sürü şeylere basıyorsunuz, takımınızla konuşuyorsunuz, radyodan farklı farklı stratejiler oluyor. A, B, C stratejileri hepsini düşünmeniz gerekiyor ve bunu yaparken aynı zamanda 300-320 ile lastik lastiğe savaşıyorsunuz. Bu çok zordu. Onun dışında Schumacher mi Hamilton mı? Valla Hamilton'ı seviyorum. Ya zaten hani çok yani 7 kere dünya şampiyonu olmuş ama Schumacher Schumacher'dir. Değişmez gibi geliyor. O yüzden Schumacher diyeceğim. Formula 1'de yarışmak için illa sponsor para mı gerekli? Salt yeteneği bir koltuk verilmez mi? Maalesef verilmez. Çünkü zaten salt yetenek olduğunuzu göstermeniz için bir bütçe harcamanız gerekiyor. İlk önce onun için bütçe ihtiyacınız var. Sonra bu yeteneğinizi geliştirip sizi en üst sıraya taşımanız, yani kendinizi en üst sıraya taşımanız için ayrı bir bütçe gerekiyor. O yüzden maalesef sponsor gerekiyor. Ama tabii bu yani sponsor gerekiyor tabii ki ama kendi bütçeniz varsa, ailenizin bütçesi varsa o zaman sponsora ihtiyacınız yok. Sizin bütçeye ihtiyacınız var. Bunu ya sizin aileniz verebilir, siz verebilirsiniz. Ya da bir sponsorla vermek zorundasınız. Formula 2'de şu an 22 pilot var ve full sponsor parasıyla yarışan bir tek ben varım. O yüzden benim de onlara karşı yükümlülüklerim var tabii ki. Hoş geldin Cembo. Formula kariyerin için menajerin ne planınız en başından beri? Direkt F2'de koltuk muydu yoksa F3'ten F2'ye geçiş yapmak mıydı? Aslında her zaman Formula 2 istiyorduk. Hem hedefimiz çok büyüktü. Çünkü arkamızda hem ekibimiz çok güzel, hem çok motiveyiz, hem de bakarsanız yani simülatörden buraya geldim, e-spordan buraya geldim. Daha birkaç sene öncesinde ben hala bilgisayardan yarışıyordum bu arabalarla. O yüzden hayallerimi yaşıyorum aslında. Hayallerimi yaşadığım için de büyük hedefledik. Hep de onlara ulaşmaya çalıştık. Hep de F2'yi istedik o yüzden. F2'nin daha iyi olduğunu düşündük. Ve şu an gayet güzel başladı. Birkaç tane talihsizlik olsa bile. Ama sezon sonuna kadar gittikçe gelişeceğine de kesin eminiz. Bir yarışta ortalama 2 ila 4 kilo aralığında kilo kaybedildiği artı olarak yarış esnasında nabzın dakikada 150'nin altına düşmediği söyleniyor. Pilotlar olarak bu durumlarla başa çıkabilmek için nasıl programla ilerliyorsunuz? Ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Sevgiler, her zaman tam destek. Vamos olan. Fiziksel olarak çok zorlu bir spor. Gerçekten. O yüzden özel antrenmanlarımız da var. Spor salonlarında kendi özel antrenmanlarımızı uyguluyoruz. Sadece böyle ağırlık kaldırma değil de hep yüksek nabız. Veya 1 saat bir antrenman yapılıyorsa, 1,5 saat bir antrenman yapılıyorsa setler halinde değil. Bir başlıyorsunuz 1,5 saat hiç durmadan yapıyorsunuz ki yarış gibi uzun süre nabızda, yüksek nabızda antrenman yapmaya alışabilirsiniz diye. Kardiyo çok önemli. Yani onun dışında çok egzotik egzersizler var. Hani saunada bisiklet sürmekten tutun da saunada spor yapmak gibi. Çünkü aynı zamanda çok da sıcakta bu sporu yapıyorsunuz. Hani hava 30 derece ise siz içinize yanmaz içlik giyiyorsunuz. Üstüne bir de yanmaz tulum giyiyorsunuz. Üstüne bir de kask takıyorsunuz. Hani cam yok o yüzden püfür püfür rüzgar esiyor ama onun dışında gerçekten çok sıcak oluyor arabanın içi. Milli duyguların da etkisiyle destek verdiğim fakat artık yavaştan soğumaya başladığım F2 pilotu. Yaşadıkları sadece şanssızlık ile açıklanabilecek bir durumdan çok daha farklılaşmış vaziyette. Ya valla düşününce o kadar da çok kötü şey yaşanmadı gibi geliyor bana. Yani bir tane kaza oldu. Maalesef aslında sonrasında geç fark edilen yani doktorların da sonrasında fark ettiği Suudi Arabistan'daki bir talihsizlik yaşandı. O yüzden üstüne yarışı kaçırmak zorunda kaldım. Hala iyileşme süreci devam ediyor ama inşallah artık geri geldim. O yüzden şanssızlığımızın umarım bitmiştir. O yüzden destek vermeye devam edebilirsiniz. Çok sevinirim. Can Artan ve Jason Tayıncıoğlu olmamıştı. Cem için çok daha ümitliydim. Ancak art arda gelen haberler canımı sıktı. Tutarsız
rahatsızlık, istikrarsızlık, kazalar veya spinlerle sık sık gündeme gelirseniz bir şekilde o etiket üzerinize yapışır ve motive olamazsınız. Cem için umudum ise mental yönü kuvvetli gibi gözüküyor. Sezon daha çok uzun. Umarım güç dönecek. Ya çok da olumsuz bir yorum değilmiş ki bu. Gayet güzel konuş bence. Haklı yani. Yani sonuçta bir yere kadar haklı. Sonuçta hata yapabiliyorsunuz, kaza yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi motorsporunda olan bir şey. Daha geçen hafta 5-6 kişi tek başına kaza yapıp yarışı kaldı. Tabii ki en az hata yapan kazanıyor ve farkınızı en az hata yaparak ortaya koyuyorsunuz. O yüzden umarım bu sene daha çok kaza olmaz. Onun dışında evet, mental olarak şu an gayet iyiyim. Hiçbir sıkıntım yok. Yani her gün daha iyi olduğuma inanıyorum. Ve her gün daha iyi olmayı hedefliyorum. O yüzden gelişe gelişe her yarış üstüne koyacağım. Bu sene Esport'ta izlediğimiz geleceğin umarım F1 pilotu. Umarım geleceğin F1 pilotu. Çok yorum yapmaya gerek yok buna. Formula 2'de yapacaklarından, performansından bağımsız olarak bilgisayar başından Formula 2'ye kadar gelmiş olması bile bu ülkedeki insanların çok çok büyük çoğunluğunun hayallerinin ötesinde bir başarıdır. Buradan geri dönse bir sezonu bile tamamlayamasa da içinde bulunduğumuz ülke ve şartlarında çok büyük başarıdır. Umarım kendisi burayı çok büyük bir başarı gibi görmeden daha iyisini Formula 1'e hedefleyerek çalışır, gelişir ve Formula 1'de görürüz. Umarım inşallah sonuçta her zaman hedefimiz en yüksek olduğu için neler başardığımızdan çok hep neler başaracağımızı düşünüyoruz ve hep bir sonraki hedefimizi düşünüyoruz. Ama bir yandan evet, hani sonuçta dünyada e-spordan gelip bu seviyeye çıkan da ilk ve tek pilot oldum. O yüzden dediğim gibi hayallerimi yaşıyorum özünde. Baktığınızda hani ben kariyerime başladığımda F2'de olan birkaç pilot var. Ben F2'ye geldim. Onlar hala F2'de ve şu an rakibimler. O yüzden bu farkı kapatıp onlarla aynı seviyeye gelmiş olmak benim için gurur verici. Şu an gittikçe onlara yaklaştığımı düşünüyorum ve her yarışta yaklaşacağıma inanıyorum. O yüzden en yakın zamanda onları yakalayacağımı düşünüyorum. Adını birkaç gün önce duyduğum, duyar duymaz da gurur duyduğum motor sporcusu. Instagram'ına baktığımda çocuk yaşlardan motocross ve karting'e başlamış ki bu işlerin ABC'si sayılır. Umarım çok başarılı olur. FBA sonlarda bir takımda bile olsa bir Türk'ün buna ön ayak olarak açılışı yapması gerekir. Kesinlikle katılıyorum. Onun dışında teşekkürler. Evet, aslında çok küçük yaşta başladım ve motocross'la iki tekerle başlamıştım. Sonra tehlikeli diye dört tekere geçtim ve sonra devamında e-spordan ilerledim. Ama tabii ki karting çok önemliydi. E-spor tecrübesi çok önemliydi. Umarım başarılar devam eder. Umarım üstüne koymaya devam ederiz dediğim gibi. Sonlarda bir takım bile olsa bence yani Formula 1'in en kötü takım denize yine Formula 1 takımı oluyor. O yüzden baktığınızda ben ne kadar başarılı olursam bir sonraki jenerasyon, bir sonraki yetişenler en az benim kadar başarılı olması veya onları en az benim kadar başarılı yapmak benim en büyük görevim. O yüzden bir yandan da umarım insanların önünü açabilirim. Karting'den sonra araba kullanmak. Yani bence dikkat etmek gerekiyor. Karting'den çünkü böyle hele arkadaşlarınızla gittiğinizde hele yarışı kazanamadıysanız gaza geliniyor. Kendim için demiyorum ama karting'den sonra yarışıp gaza gelip arabasını da binip trafikte gazlamaya devam edenler oluyor. O yüzden kamu spotu gibi oldu biraz ama onu yapmayın derdim yani en azından. Çünkü pist ayrı, trafik ayrı. Öğrenildiğinde ufku iki katına çıkaran şeyler. Motor sporlarındaki mühendislik. F1 efsaneleri yarışsa kim kazanırdı sorunsalı. Hiçbir zaman bilemeyiz. Düşünmekle de boşuna vakit kaybetmeye gerek yok. Bence herkes kendi zamanında yarışsın. En iyi olan kazansın. Çocukken hayal edilen meslek vs. bugünkü meslek. Çocukken hayal edilen meslek F1, bugünkü meslek F2. Az kalmış. Bakalım. Hayal kırıklığı ile baş etmenin yolları. Hayal kırıklığına sebep olan şeyi düşünmemeye çalışmak. Kafayı dolu tutmak. Formula 1'in Türkiye'de tutmamasının sebepleri. Daha önce bir sporcu çıkmamış olması. Yani şu an Formula 2'de ilk defa bir sporcu var ve inanın yani ilgiyi görünce çok şaşırıyorsunuz. Ya ben motorsporlarını uzandır takip ediyorum. Bu kadar büyük bir kitle olduğunu bilmiyordum. Ya Formula 1'e bir Türk gitse kesinlikle en çok izlenen yarış, globaldeki en çok bilet satılan yarış hepsinin olacağını %100 eminim. Ve olmazsa da gerçekten sporu bırakırım ya, o kadar eminim. Araba kullanırken yapılan en keyifli şey. Camları açıp müzik dinlemek ve yavaş sürmek bence. Arabayı yavaş kullanmanın verdiği ayrı bir keyif var. Ben kesinlikle. Hele hızlı bir araba varsa altınızda o arabayı yavaş kullanmak ayrı bir keyif veriyor. Ekşi itiraf. En büyük fobim arılar ya. Va gerçekten hani 300 ile 320 ile gitmek hiç şu ana kadar korkutmadı veya kazalar olsun, şu olsun, bu olsun ama arı görünce acayip o. Yanına bile yaklaşamıyorum. Yani hani arının lokasyonumun etrafında, yakınımda arının olması bana tatsızlık veriyor. Çünkü küçükken bir kere aynı anda 5 arı tarafından sokulmuşum böyle 3-5 yaşındayken. O günden beri fobi oldu bana. En büyük korkum da o yani. Başka yok. Bir yıl sonraki kendine not. Boşuna streslenmeye hiç gerek yok. Çünkü su yolunu bulur diye bir laf vardır. Her işte bir hayır vardır. Bir şey olmuyorsa gerçekten sebebi var. Bir şekilde istiyorsanız, çabalıyorsunuz bunun için oluyor. Bir yıl sonrakine de not, 2 yıl sonrakine not, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl ne olursa olsun bir şey istiyorsanız elbet ulaşmak için çabalıyorsunuz. Bence elbet ulaşma şansınız oluyor. Ne kadar kapı kapansa da açılan her kapı başka bir kapıyı açıyor. En azından benim için böyle oldu. Teşekkür ediyorum. Valla beklediğim kadar zor sorular gelmedi. Bilmiyorum siz bana ya da yeteri kadar. Ben biraz daha zorlanmayı bekliyorum ama teşekkür ederim. Demek ki o kadar da biraz daha kibar davranmışsınız. Bir daha gelirsem bu kadar kibar davranmanıza gerek yok. Daha kaba davranabilirsiniz. Ama elimden geleni yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Bir dahakine görüşmek üzere.